Geliyor mu ses? Geliyor. Evet. Çok mu geliyor şimdi? Değerli katılımcılar, değerli gönüldaşlarımız, canlı yayın üzerinden, Periskop ve Facebook canlı yayınları üzerinden bizleri izleyen kıymetli vatanseverlerimiz, hepiniz haftalık basın toplantımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yayınlarımızı Periskop ve Facebook üzerinden yapıyoruz. İyi ki sosyal medya var. Yoksa hiç sesimizi duyuramayacağız. Zaten malumunuz üzere bu hafta bu konuda bayağı bir çalkalanma oldu. Bu ses duyurma konusunda biliyorsunuz. Şu an hükümetimiz de Türkiye'de muhaliflere, hayırcılara kan kusturan hükümetimiz de aynı şeyleri Almanya'da yaşıyor. Bunlarla ilgili, gündemle ilgili değerlendirmelerimiz olacak. Gündem maddesi olarak çirkin siyaseti seçtik. Konuşmanın sonunda, son bölümünde değineceğim. Maalesef sayın vatanseverler, ülkemizde siyaset içler acısı bir hale gelmiştir. Siyaset kurumuna hiç güven kalmamıştır. Bunun suçlusu da şu anki göz önündeki siyasetçilerdir. Aslında biz siyasetçi demek istemiyoruz onlara. Çünkü Peygamber Efendimiz de iyi bir siyasetçiydi. Siyasetin kelime manası siyasadan gelir, seyisten gelir. İdare eden veya cezalandıran anlamındadır. Peygamber Efendimiz de iyi bir siyasetçiydi. Siyaseti biz Cihan Partisi olarak zaten ayırıyoruz. Politika ve siyaset diye. İkisini aynı şeyi görmüyoruz. Biz şu an siyaset yapmaya çalışıyoruz. Diğer hani rakiplerimizde gördüğümüz şu, politika yapıyorlar. Ve çok da çirkin politikalar yapıyorlar. Yani ne olursa olsun insanlar birbirine saygılı olmalı. Ve başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere biraz önce konuşabildik. Bu yayın biraz da ondan gecikti. Her şeye rağmen Cumhurbaşkanımızdır. Dinleyelim ne diyor diye baktık. Her ne olursa olsun insan birbirine saygı göstermeli. Özellikle toplumun örnek aldığı göz önündeki kişiler, siyasetçiler buna dikkat etmeliler. Maalesef ülkemizde artık ne saygı ne sevgi kaldı. Bununla ilgili dediğim gibi son bölümde tekrar değineceğiz. Bugün ilk olarak aslında ilk gündem maddemiz Büyük Birlik Partisi'ni tebrik edecektim. Parti olarak da tebrik edecektik. Neden? Bir karar açıkladılar, dik durdular diye öğleden önce bir açıklama yapıldı. Sayın Öznür tarafından ilk Yüksek İstişare Kurulu üyesi mi başkanı mı? Pardon, genel sekreterler tarafından tebrik edecektik. Lakin hevesimiz kursağımızda kaldı. Ki partidaşlarımızla, kendi gönüldaşlarımızla, kendi aramızda konuştuğumuzda şunu dedik. Büyük Birlik Partisi bizi ters köşeye yatırdı. Bak helal olsun, hayır diyorlar. Beklemiyorduk diye bir konuşma geçti. Allah var benim ağzımdan çıkmadı. Neden? Şöyle bir durum var. Genel başkan açıklama yapmadı. Şu an aynı şey, bu da bir moda oldu son zamanda. Aynı şey Haydarbaş'ın partisi içinde, Bağımsız Türkiye Partisi'nde de oldu. Genel başkan orada duruyor. Partiden bir kurmay çıkıyor. Parti adına açıklama yapıyor. Ne için? Türkiye'de bugüne kadar gelmiş geçmiş en önemli oylama için, en önemli referandum için parti başkanı açıklama yapmıyor. Bugün yine aynı şekilde, buna dikkat etmiştim. Aynı şekilde Büyük Birlik Partisi başkan açıklama yapmayınca ben temkinli davrandım. Nitekim haklı da çıktım. Yaklaşık 40 dakika önce, şu andan 40 dakika önce Sayın Öznür tekrar bir açıklama yaptı. Ben karar açıklamadım. Sadece fikir söyledim. Kurullarımızın aldığı kararları genel başkanımız ayrıca açıklayacaktır diye geri adım attı. Ve şaşırdık mı? Ben yine şaşırmadım. Keşke şaşırsaydım. Şaşırmayı istiyorum ve tekrar söylüyorum. Hayır derseler bir dahaki basın toplantımızda Büyük Birlik Partisi'nin gönüldaşlarına da buradan sesleniyorum. Buradan çıkacağım. Cihan Partisi Genel Başkanı olarak düzgünce tebrik edeceğim. Ama arafta kalmak apayrı bir durum. Yani ya evet deyin ya hayır deyin. Nedir yani bu kadar zorlanacak bir şey? İnşallah beni şaşırtırsınız. Ben kabulüm. Vatanımız için hayır dersiniz. Ben kabulüm şaşırmaya ve özür dilemeye ve sizden sizi tebrik etmeye hazırım. Bilginiz olsun.
önceki basın açıklamalarımızda da söylemiştik. Açıklanana kadar bunları söyleyeceğiz. Bakın bu basın açıklamalarımız, bu canlı yayınların hepsi birer aynı zamanda tarihi belge. Gün gelecek bu videolarımız incelenecek. Cihan Partisi o süreçte nasıl bir tavır aldı, neler yaptı diye incelenecek. Tarihe not düşmek için bu cümle, bazı cümleleri bu yüzden kuruyoruz. Ve şu an yine soruyorum, her hafta soracağım bunu açıklanana kadar. Sayın Reisi Cumhur'un evet kampanyalarına çıkmak için evet kampanyalarında yapacağı mitinglerin masrafı nereden karşılanacak? Hangi bütçeden karşılanacak? Cumhurbaşkanlığı bütçesi ise o bütçede benim de param var, ben hayır diyorum. Partimiz hayır diyor, hayır diyen birçok kişi var. Hatta çoğunluk hayırcı şu an. Bunu kendileri de iyi biliyor. Benim paramı Cumhurbaşkanlığı bütçesinde benim de hakkım var. Benim hakkımı bana karşı kullanma hakkını size kim veriyor? Bu açıklanana kadar o paralar, o masraf nereden karşılanıyor diye açıklanana kadar bunu sormaya devam edeceğim. MHP yapıyorsa kendi parti parasından yapıyor. AK Parti yapıyorsa kendi parasından yapıyor. Cumhurbaşkanı nereden yapıyor? Kimin parasından yapıyor? Lütfen bu açıklansın. Evet, gelelim referanduma. Terör, biliyorsunuz neden evet, neden hayırlarda açıklama yapamayan hükümetimiz, reisi cumhurumuz, hepsi böyle bir ağızdan terör bitecek, terör bitecek, 17 Nisan'dan itibaren terör bitecek diyorlar. Sayın vatanseverler, bu bir ihbardır aslında, kendilerinin iş yapmadıklarına dair. Bu bir ihbardır. 17 Nisan'a kadar gelecek şehitlerin hesabını kim verecek? Kim verecek? O zaman her ne karar alınacaksa şu an alın. Aynı kişiler olacağız. Evet de geçerse, hayır da geçerse aynı kişiler olacağız. Aynı kişiler bu ülkede siyaset yapıyor olacak. 17 Nisan'da kadrolar değişmeyecek. Kimdir? Nedir? Ne karar alınacaksa bu vatan için, bu vatanın hayrına, terörü tık diye böyle şak diye kesip atacak bir uygulama var da bunu söylemiyorsalar, bugün hesaba koymuyorsalar, 7 Mart itibariyle işleme sokmuyorsalar, vebali vardır bunun. Öyle bir formül yoksa niye 17 Nisan'da nasıl bitiriyorsunuz? Öyle bir formül varsa niye bugün bitirmiyorsunuz? Bu ikisinden birini bana açıklayın. Bize Cihan Partisi'ni açıklayın bunu. Beceremiyorsanız onu söyleyin. Madem beceremiyorsunuz, madem terörü 17 Nisan'a kadar bitiremiyorsunuz, açık teklif bizden size. Net. Ben genç bir genel başkanım. Partimiz de yeni. Çok şükür çok güzel gidiyoruz. Sağlam gidiyoruz. Net olarak teklif ediyoruz. Madem bu referandumun ana sebebinden biri, en öne çıkardıkları sebep bu, terörü bitirmek. 17 Nisan'a kadar da bu terörü bitiremiyorsunuz madem, itiraf ettiniz, beceremiyoruz dediniz. Sizlere açık teklifimiz. Verin bize yetkiyi, bırakın siz iktidarı, çıkın kenara. Yetkiyi bize verin, 40 gün var. 40 günde biz terörü bitireceğiz. 6 ayda değil, 40 günde terörü bitireceğiz. Nereye parmak basacağımızı iyi biliyoruz. Bir günde bitiremeyiz, 20 günde bitiremeyiz ama 40 günde bu terör bitecek. Buyurun. Çıkın kenara, verin bize. Eğer ki 40 günde terörü bitiremezsek, ben genç yaşımda ve partimiz daha başlangıçta siyaset hayatından çekilecek. Bitiremezsek 17 Nisan'da, biz de 16 Nisan'da evet vereceğiz, 17 Nisan'da sizin safranıza katılacağız. Hodri meydan. Buyurun. Bitirirsek zaten referandumu yapmaya gerek kalmayacak. Terör bitmiş olacak. Doğru mu? Doğru. Buyurun. İkinci halin yokluğu. Eğer kararlıysanız bu olur. Fatih Sultan Mehmet babasına mektup yazıyor. Genç bir padişah olarak tahta çıktığında, ilk çıktığında. Eğer diyor ben padişahsam emrediyorum, gel orduyu yönet. Yok eğer sen padişahsan gel görevini yap diyor. Bakın üçüncü hal yok. İkinci halin iki halde bitiriyor. Bugün aynı şeyi söylüyoruz.
Eğer terörü 17 Nisan'a kadar bitiremiyorsanız çekilin, biz gelelim bitirelim. Eğer biz bitiremezsek 16 Nisan'da evet diyelim, sizin safranıza katalım. Erkekçe. Buyurun. Sayın iktidar. Hiçbir şey yapamıyorsanız beceremiyoruz deyin de bari insanlara açık açık dürüstçe söyleyin. Herkes anlıyor artık sizi zaten. Hükümetimizin muhteşem politikaları sayesinde son bir haftada bazı söylemler oldu. Dikkatlerden kaçmasın öbür yoğun gündemden dolayı. Bunlar basit olduğu için kaçabiliyor bazen gözden. Muhteşem politikaları sayesinde cezaevleri doldu. Artık cezaevlerimiz dolu. Adam koymaya yer kalmadı, yer bulamıyorlar. Ne yapıyorlar? İçeridekileri şartlı salıverme, ev hapsi falan filan şeklinde dışarı salıyorlar. Değerli vatanseverler. Mecburen dışarı salıyorlar, içeriye yenisini koyacaklar çünkü. Suçluyu dışarı salıyorlar. İçeriği öbür suçluyu almak için. Kanunlarda, nizamlarda yeri yok. İdari uygulamalarla bunu yapıyorlar. Sorsan, İslam hukukunu savunuyorlar yıllardır. Biz diyorlar, Müslümanız. Bunu kullanmak istemiyorum, konuşmak istemiyorum. Maalesef anlatmak için durum tespiti yapıyoruz şu an. Biz İslamcıyız. Cı kelimesine her zaman karşı olmuşuzdur biz. Niye? Biri İslamcı deyince biri siyasete çekiyor dini. Siyasetçinin, politikacının biri ben Müslümanım diye öne çıktığı zaman yaptığı bütün kötülükler İslamiyet'e yaftalanıyor gibi. Ama mecburen şu an durum tespiti yapacağız. Yıllardır İslam hukukunu savunduklarından dem vuruyorlar. İslam hukukunu istiyoruz diyorlar. İslam hukukundaki en önemli ayaklardan biri şudur. Kısasa kısas. Kısasa kısas. Sordunuz mu onları dışarı salıverirken? Onların zarar verdiği vatandaşlara sordunuz mu bunları dışarı çıkarıyoruz? Rızanız var mı? Kabul ediyor musunuz diye sordunuz mu? Laf da İslam hukuku, laf da halifeliği getiriyorlar. Daha kısası kısas, kısasa kısası uygulamıyorsunuz. Daha suçtan mağdurun düşüncesi sizi ilgilendirmiyor. Devlete karşı suç işlemedi ki onlar. Daha bunlar sizi ilgilendirmiyor. Sayın vatanseverler düşünün ya. Tutturmuşlar bir hilafet, hilafet, hilafet. O konuya da haftaya değineceğiz. Bilginiz olsun bana da. Hükümetimiz önümüzdeki yıllar içerisinde, bakın çok iyi dinleyin, şaşıracaksınız. Ben böyle anlatınca şaşıracaksınız. Önümüzdeki yıllar içerisinde, arkadaşlar canlı yayında soru mu var? Evet. Durduralım. Devam ediyor mu? Evet. Tamam. Arkadaşlar çok şaşıracaksınız. 174 yeni cezaevi yapacakmış hükümetimiz. Önümüzdeki yıllar içerisinde. Ve bunu, buraya ben şaşırdım. Bunu bir icraat olarak anlatıyorlar. Bakın biz bunu yapacağız diyorlar. 174 yeni cezaevi yapacağız diyorlar. Lan alkışlamamız gerekiyor herhalde bunları. Vay helal olsun 174 yeni cezaevi yapıyorlar diye. Şaşırarak izledim. Çok şaşırarak izledim. İçine düştüğümüz duruma bakın. Ağlayacak halimize gülüyoruz şu an. Şeye gerek yok arkadaşlar. Parça parça olunca olmuyor. Şimdi övünecek bir şey kalmadı tabii mecburen. Artık 174 yeni cezaevine övünüyoruz. Kimi koyacaksın içeri? 174 cezaevine kim konulacak önümüzdeki yıllarda? Kaç bin masumu, kaç bin suçsuzu tutuklayacaksınız? Evet çıkmazsa ne olacak? Planlarınız mı var? Planlarınız mı var? Tarihte, dünyada ilk kez planlı cezaevi yapan hükümet olduğunun farkında mı acaba bu hükümet? Planlı cezaevi yapıyor. Cezaevi planlanmaz. Suçlu sayısını aşarsa yaparsın. Biz cezaevi planlıyoruz şu an. Yani gerçekten hayret ötesi şu an yorum yapamıyorum farkındasınız. Günlerdir de bunu nasıl anlatırım diye düşünüyorum ben.
Erdemli öğrenciler yetiştirmek yerine bunu planlayın yani. Cezaevi planlayacağız mı da sayın hükümet? Erdemli öğrenciler yetiştirmeyi planlayalım. Erdemli aileler, aile hukukunu, çekirdek aileyi tekrar sağlayalım. Örf adetlerimizi tekrar oturtalım. Erdemli medya oluşturalım. Erdemli esnaf oluşturalım. Erdemli ticaret yaptıralım. Bunları aşılayalım, suç oranları düşsün. Ve erdemli hakim, savcı yetiştirelim. Sağduyulu. Biz bunları yapalım da cezaevlerindeki, bırakın yeni cezaevi açmayı, mevcut cezaevleri boşalsın, biz onları daha da okula çevirelim. Bunu planlayın. Plan yapmamız gereken şey budur. 174 yeni cezaevi planlayan ilk devletiz Türk dünyada. Planlı bir şekilde cezaevi açacağız. Evet. Bu haftanın en önemli gündemlerinden biri, gözden kaçmaması için cezaevi hususu çok önemliydi. Çünkü biz okulları artırmak yerine cezaevlerini artırmaya başlamış bir devletiz artık. Bizim ilkelerimize göre çok vahim bir durum olduğu için Cihan Partisi olarak bunu dile getirdik. Bu haftanın en önemli gündemlerinden biri Avrupa'da iptal edilen toplantılar oldu. Malumunuz bizim iktidarımız, iktidar partimiz 2002'den beri, öncesinde de öyle, mazluma yatarak, mazluma oynayarak bugünlere geldi. Bu seçimde mazlumu oynayamıyordular. Her ağzını açtıklarında ana muhalefet partisi dahil olmak üzere, medyadaki spikerler bile dahil olmak üzere bugüne kadar neyiniz vardı, neyiniz eksikti de yenisini istiyorsunuz dediklerinde mağduru oynayamıyordular, takılıp kalıyordular. Ne oldu? Avrupa'da salonlar, toplantılar tek tek iptal edilmeye başlandı. Avrupa iktidarımızın imdadına yetişti. Mazlumu oynamaya yine başladı. Yine başladı. Eğer sadece ATV izleseydik, sadece Ülke TV, sadece TGRT izleseydik ve Kanal A, işte Başkent TV, şu Başkent TV pardon neydi, Beyaz TV, biz bu hükümete mağduriyetine inanırdık. Ama Allah'a şükür ki biz öbürlerine de göz gezdiriyoruz. Daha doğrusu öbürlerini izliyoruz, bunlara da göz gezdiriyoruz. Şimdi en çok nerede alevlendi bu tartışma? Almanya'da. Ne oldu Almanya'da? Tek tek sayalım. Türkiye'de ne oldu? Almanya'da ne oldu? Son iki hafta içerisinde. Almanya'da iktidar partimizin mensuplarının ayarladığı belediye salonunda toplantıyı ayarladılar. Tam toplantı yapılacakken toplantı iptal edildi. Türkiye'de ne oldu? Hayır cephesinin, muhaliflerin ayarladığı belediye salonunda tam toplantı yapılacakken toplantı iptal edildi. Aynı olay. Bir başka yer, Almanya'da ne oldu? Ayarlanan salonda tam toplantı yapılacakken yangın sistemi yok diye, kötü diye toplantı iptal edildi. Neymiş gerekçemiz? Almanya'da yangın sistemi kötü. Türkiye'de ne oldu? Ayarlanan salonda tam toplantı yapılacakken elektrikler gittiği için iptal edildi. Muhaliflerin toplantısı, hayırcılar. Neymiş? Almanya'da yangın sistemi, Türkiye'de elektrik sistemi sorunları nedeniyle toplantılar yapılamadı. Allah Allah. İkisi de böyle toplantıdan önce oldu. Şansa bak be. Hükümetimiz ve reis cumhurumuz Almanya'ya ne dedi? Faşistsiniz, aşağılıksınız, hak yiyorsunuz, hukuku çiğniyorsunuz. Nazizm dönemine, Nazi dönemine geri döndünüz dediler. Değil mi? Bas bas bunu bağırdılar. Hükümetimiz ve reis cumhurumuz Türkiye'deki hayırcıların toplantıları aynı şekilde iptal olduğu için ne dedi? Hiçbir şey demedi. Sessiz kaldılar. Demek ki şunu demek istediler. Biz Almanya üzerinden yorum yapıyoruz. Bunu Türkiye için de aynı olayı değerlendirmeye alabilirsiniz. Almanya'da örnek veriyorum. Bir köpeği kurşunla vuran kişiye verilen tepki, Türkiye'de de aynı kişi aynı tepki vermesi lazım da bir köpek kurşunla vurulursa. Demek ki Almanya'daki tepkisini buraya alabiliriz.
Yani Türkiye'de o salonları, elektriğini kesen, salonların sözleşmesini iptal eden, belediye salonlarını almayan kişiler faşisttir, aşağılıktır. Hak yiyorlar, hukuk çiğniyorlar. Bunu kendileri açıkladılar. Hiç kimse açıklamadı. Allah öyle güzel şu an planlıyor ki işleri böyle kendi kendilerini boşluğa düşürüyorlar. Bir kere daha res çektik bu olayların neticesinde dünyaya. Ben gelince beni içeri almazsanız dünyayı ayağa kaldırırım. Bahsettiğim politikacı, çirkin politika bu yani. Kavga diliyle nereye kadar varılacak? Savaşta bu dünya ne kazanmış bugüne kadar? Ben gelince içeri almazsanız bakın neler yaparım. Dünyayı nasıl ayağa kaldırırım? Ben şu an çok merak ediyorum. Bir mevkidaş olarak ne yapacaksın yani? Şunu nasıl kaldıracaksın bu dünyaya ya? Gurbette yaşayan vatandaşlarımızı eğer sana uyup da oradaki hükümetlere, devlete baş kaldıracağını sanıyorsan çok yanılıyorsun. Orası Türkiye değil. Ve şu an hepsini zorda bırakıyor. Oturum izinleri olanlar var, çalışma izni olanlar var. Ailesini götürememiş olanlar var. Bu ilişkilerin gerilmesinden dolayı şu an bütün vatandaşlarımız orada zor durumda kalıyor. Niye? Tehdit edeceğiz biz. Biz Kasımpaşalıyız. O sırada ne oldu? Bir ona da değinelim. O oradan Sayın Bahçeli dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı ne olur giderken beni de al. Ben de seninle geliyorum. Ne yapacaksa hani Alman kolluk kuvvetleriyle mi kavga edecek? Yoksa ne yapacak? Onu çok merak ettim. O isteğin altında yatan sebebi. Gerçekten çok merak ettim ama şunu demek istiyorum. Her ikisine de Sayın mevkidaşlarım, Sayın Reisi Cumhur, bu atarlanmayı yapmadan önce altınızdaki Alman malı arabalardan inin. Lütfen. Alman malı arabalardan inin. Lüks hoşunuza gidiyor değil mi? Güvenlik, lüks, hız, güçlü motor. Önce atarlanmak için öncelikle hani doğru algılayalım. Diyelim ki helal olsun biz de reisi cumhurumuzun arkasındayız. Bizi de götürsün Avrupa'ya birlikte. Ama önce Alman malı arabalardan. Necip Fazıl benim gözümde Menderes kitabında bu konuda Menderes arasındaki bir konuşmayı yazmış. Sayfa 450'de. Bakın ne diyor Menderes'e? Necip Fazıl Kısakürek Adnan Menderes'e bu konuda ne diyor? Bir gün şu olur. Amerika ile sorunlar var. Ve sayın merhum Adnan Menderes Amerika'ya ultimatum vermek üzere konsolosluğuna gidiyor. Gidecek. Amerikan elçisine, büyükelçisine diyecek ki şöyle şöyle böyle böyle işte atarlanıp gelecek aynı bu şekilde. Ve Necip Fazıl diyor ki okuyorum aynen. Bir gün kendisine Amerikan elçiliğine gitmeye hazırlanırken demiştim ki bundan öncesinde olayı anlatıyor tabii. Şimdi sizi penceresinde bekleyen sefir kendi malı olan Cadillac marka otomobilde görünce şahsiyetinize nasıl davranır? Nasıl inanabilir? Ve bu şahsiyetin zorlayacağı tekliflere nasıl yatabilir? Bir kanı ile gitseydiniz daha tesirli olurdunuz. Gülmüştü. Zaten gülmekten başka ne yapabilirdik? Necip Fazıl Kısakürek yıllar önce Adnan Menderes'e söylediği bu cevapla, söylediği bu sözle zaten bugüne de cevap vermiş oluyor. Neden Kaan'ıyla git diyor? Çünkü Kaan'ı Türkiye'de üretiliyor. Kendi üretimimle geldim diyebilirsin. Adamın ürettiği malına, mülkle adama atarlanmaz. Burada evet, bu arada yerli otoya kısaca bir değinmek istiyorum. Bizzat takip ettiğim bir meseledir sayın vatanseverler. Bizatihi
4 yıldır, 3 yıldır takip ettiğim bir meseledir. Şu an yerli oto üreten ve trafikte rahat rahat kullanabileceğimiz 3 grup tanıyorum. 3 ayrı grup. Böyle vatandaşın kullanabileceği spor otomobil falan değil. Ama araç üretmelerine izin vermiyorlar. Bakın bu konuda TÜBİTAK'la görüştüm. Bilim Sanayi Bakanlığı'yla görüştüm. Başka yetkililerle görüştüm ve 3 tane grup var. Tekrar belirtiyorum. Otomobillerini bazıları üretmiş, almış, üstüne binebiliyor. Lakin seri üretime dönmeleri için bakanlıktan veya TÜBİTAK'tan onay vermiyorlar. Son ruhsat alamıyorlar. Hani diyorlar ya yerli otomuz yok, yok. Var. Şu an yerli otomuz var. Seri üretim için izin verilmiyor, ruhsat verilmiyor. Ben bırakın ruhsatı, bakın iktidar olsam bırakın ruhsatı, fabrikasını ben kurarım. Üçünün de fabrikasını devlet eliyle kurarım. Kuruş almam, yeter ki üretsin. Kötü de olsa kendi arabamı ürettiririm. Onunla gezerim. Kızılay'da, Ankara sokaklarında, İstanbul onunla giderim. Kötü de olsa ben ürettim derim. Ben ürettim. Benim arabam. Ne kadar önemli bir şey. Maalesef ürettirmiyorlar. Atarlanmakla bu iş olmuyor. Atarlanmakla siyaset olmaz. Sizin yaptığınız, hani başta da söyledim, çirkin siyasetten dolayı emin olun biz bu söylemlerden dolayı artık midemiz bulanmaya başladı. Canımız sıkılıyor. Siyaset kurumunu öyle bir seviyesi noktaya getirdiniz ki bizler siyasetçi olarak utanıyoruz. Sizin yerinize de utanıyoruz emin olun. İnşallah sizin gibi olmayacağız hiçbir zaman. İnşallah. Yok abidik gubidik başbakan oluyordu. Ya sen başbakansın, başbakan bunu diyor ya. Abidik gubidik kişiler diyor, başbakan oluyor ondan sonra diyor. Sen başbakansın ya, bir başbakan diyor bunu. Düşünebiliyor musunuz? Vatandaş da diyor ki yani ondan sonra kimseyi saymıyorlar, kimseye dikkat almıyorlar. Dönüyor, kurumlara saygınız yok. CHP. Bu ne ya? CHP ne ya? Niye bu sert dil, bu aşağılama dilini niye kullanıyorsunuz? Her dinlediğimde, her duyduğumda aynı şeyi söylüyorum. Sana okuma yazmayı öğreten hocana. Ya CHP de ya CHP de diyeyim ki hocası A olarak öğretmiş. CHP diyor. CHP ne? Ortadaki H niye H oluyor? Nasıl bir ilkokul yıllığı geçirdin? Nasıl bir yaşanmışlığınız var? Ben anlamıyorum. Yani hiçbir şeyi bırakıyorsunuz, onu bunu bırakıyorsunuz, isimlerle, kurumların isimlerine dalga geçiliyor. Bir diğeri çıkıyor, Sinan Ogan'a yapılan saldırıyla ilgili. Ülkücü işini yarım bırakmaz diyor. Buyurun buradan yapın. Buyurun. Açıklamaya bakın yani. Şimdi yarın biri gidip kuracak onu. Al ben yarım bırakmadım diyecek. Azmettiricilik bu resmen ya. Ya gidin tamamlayın diyor işi. Ya seni dinleyen binlerce genç çocuk var ya. Seni iyi bilen, adam bilen, peşinden gelen, liderim diyen binlerce genç delikanlı var ya. Düşünemez bunlar. Yarın gider vurur. Der ki ben yarım bırakmadım. Övmek için vurur. Yazık ya. Azmettiriyor resmen ya. İnanın siyasetçi olarak sayın vatanseverler. Bakın. Gerçekten bizim artık. Biz birlikte tutmayın lütfen. Cihan Partisi olarak ayrıyız. Bizim temsilcinin el kitabı diye bir kitabımız var. Orada da yazıyor. Örnek veriyorum. AK Parti'nin resmi adı AK Parti'dir. AK Parti diyoruz zaten farkındaysanız. Cihan Partisi olarak. Hiçbir zaman AKP demiyoruz. Resmi ismi AK Parti'dir. Kısa adı. Tüzüğünde bu yazıyor. CHP'nin kısa adı CHP'dir. Seslerle oynayarak dalga geçmeyiniz. MHP'nin kısa adı MHP'dir. Cihan Partisi'nin tüzükte resmi kısa adı CİHAP'tır. Bakın saygımızda bu kitapçımızda da yazıyor. Hiç kimsenin özel hayatını konuşmayın diyoruz. Hiç kimsenin eşini, dostunu konuşmayın diyoruz. İl başkanlıklarına ilk önerdiğimiz şeyler bunlar, ilk direktiflerimiz bunlar. Teşkilatımıza ilk direktiflerimiz bunlar.
Kendi aranda saygın yoksa milyonları nasıl yöneteceksin ki? Kendi meslektaşına saygın yoksa başka mesleğe nasıl saygın olabilir ki? Bizi bir tutmayın sayın vatanseverler. Bizi düz tutmayın. Değerli vatanseverler, konuşmamızın sonuna geldik. Son bir bilgi vereyim kapatmadan önce. Referandum katalog çalışmamız bugün itibariyle bitmiştir. Biraz önce itibariyle. Güzel bir katalog yaptığımıza inanıyorum. Bu konuda Zekai Akyol'a, teşkilat başkan yardımcıma, teşkilattan sonra başkan yardımcıma özel uğraştı. Ona teşekkür ediyorum. Özel bir teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işidir. Herkes bir şeyler yapmazsa yürümez. Bütün ekibime, bütün Cihan Partisi ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah yavaş yavaş artık sahalara çıkmaya başlıyoruz. Hayırlısıyla. Referandum katalog çalışmamızı bitirdik. Yarın baskıya veriyoruz. Ardından da baskıdan çıkmasını da beklemeyeceğiz. PDF olarak gerek web sitemizde gerek tüm sosyal medya kanallarımızdan yayını açacağız. Bilginiz olsun. PDF olarak da, JPEG olarak da. PDF olarak açmamızın sebebi şu. İsteyen herkes, bakın A'dan Z'ye bize ulaşamayız. Biz sınırlı sayıda bastırabileceğiz. Çünkü mali gücümüz yok. Biz devletten yardım alan bir kurum değiliz. Bir parti değiliz. İsteyen herkes PDF dosyamızı indirtip, kendi matbaasına bastırtıp katalogumuzu kullanabilir. Kesinlikle niye dağıttınız, niye kullandınız diye hiçbir şekilde bir telif hakkı vesaire bir şey istemeyiz. Önemli olan vatanımızın bekası, vatanımızın istikbalidir. Oradaki fikirleri de kullanabilirsiniz. Kendi sözleriniz için de kullan, olarak da kullan. Biz ürettik ama önemli değil. Katalogumuzu kullanmadığınızda oradan sözleri aldınız, kullanın. Önemli olan vatanımızın istikbalidir. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sağ olun, var olun.